Adıyaman'da 10 başıboş sokak köpeği dakikalar içerisinde anne kedi ve iki yavrusunu parçalayarak öldürdü. Olay Altınşehir Mahallesi Altınoğlu Aile Sağlığı Merkezi karşısında meydana geldi. Gece geç saatte kedi barınağının bulunduğu iş yerinin önüne 10 adet başıboş sokak köpeği geldi. Köpekler havlayarak anne kedi ve iki yavrusunu korkuttu. Kafesin içinde ürken anne kedi kafesin tellerini yırtarak dışarı kaçmaya çalıştı. Başıboş sokak köpekleri dakikalar içerisinde önce anne kediyi, daha sonra ise biri kafeste, biri dışarıda olan iki yavru kediyi parçaladı. Anne kedinin bir yavrusuysa o gün araç çarptığı için veterinerde olmasından dolayı köpeklerin saldırısından kurtuldu. Gece geç saatlerde burada yaklaşık 10-15 tane köpek kedilerin kokusunu alıyor. Normalde kedilerimiz yan tarafta kafesin içerisindeydi. O sırada köpekler gelince anneleri annelik içgüdüsüyle kafesin telini yırtıp dışarı çıkıyor. Ondan sonra köpeklere saldırınca da tabii 10-15 tane köpek var. Kedimizi paramparça ettiler. Ondan sonra yuvadan korkuyla çıkan kedilerimize saldırdılar. Yani İki tane hepsi de yavru vardı. aynen 2 tane de yavrusu vardı. Hepsini telef ettiler. Sadece bu yavrumuz kaldı. Bu da o gün içerisinde araba çarpmıştı. Belediyenin veteriner ekibi geldi, götürdü sağ olsunlar, ilgilendiler, tekrar bıraktılar. Diğer kedilerimiz hep telef oldu. Yani bu her gece sürekli böyle bir 10-15 tane köpek grup halinde geziyorlar. Yani bu Allah korusun bu bir insan da olabilirdi. Bir çocuk da olabilirdi. Çünkü sabah erken saatlerde çocuklarımız okula gidiyor. Yetkililerden bu konu hakkında bu konuya eğilmelerini istiyoruz. Gece geç vakitlerde, gece yarısından sonra saat 1-1,5 civarı köpek seslerine uyandık. Çocukların ağlama seslerinde. Çünkü bayağı bir köpek sesi vardı. Balkona çıkıp baktığım zaman 10-15 tane sokak köpeği, iki yavru kediyi, bir anne kediyi parçalıyordu. Yukarıdan aşağı inene kadar zaten parçalanmış olarak gördük. Yani bu konuda devlet büyüklerimizin bir çözüm üretmesini istiyoruz. Çünkü çocuklarımız var, korkuyorlar. Sabah erken okula giden var. Çevremize açık olan yerlerimiz var. Gece vakitleri oraya gidiyoruz. Korka korka gidiyoruz. O yüzden bir çözüm bulunmasını devlet büyüklerimizden canı gönülden istiyoruz.